Merhaba sevgili YouTube ailem. Mevsim yazsa taze fasulye zamanı gelmiş demektir. O zaman zeytinyağlı taze fasulye tarifine başlıyorum. Sizi tarifi izlerken sıkmamak adına fasulyeleri yıkadım ve içerisine girecek olan malzemeleri yıkayıp soydum. Fasulyelerin uç kısımlarındaki sapları bıçakla kesiyorum. Bu tarif için yarım kilo Ayşe Kadın fasulyesi kullanıyorum. Siz istediğiniz fasulyeyi kullanabilirsiniz. Ben çekirdekli ve daha lezzetli olduğu için Ayşe Kadın fasulyesini tercih ediyorum. Bir adet büyük boy soğanı yemeklik şeklinde doğrayıp tencereye aldım. 6 adet domates kullanıyorum. Yarısını doğruyorum ve soğanın üzerine ekliyorum. Fasulyelerin bir kısmını ortadan ikiye bölüp doğruyorum. Çekirdekleri daha çok içerisine dökülsün diye. Bir kısmını da ortadan ikiye bölmeden 2-3 parçaya kesiyorum. Geçen yaz fasulyeleri çiğden koymuştum difrize. Hiç hoşuma gitmedi. Pişirirken ve yerken değişik bir tat geliyordu. Bu sene kısmetse biraz soğanla kavurup öyle atacağım. Fasulyeleri doğradım. Domatesin yarısını da fasulyenin üzerine doğruyorum. Hepsini çiğden bastıracağım. Annem hep öyle yapıyor ve daha lezzetli oluyor. Domatesleri eklemeden bir diş sarımsağın yarısını doğruyorum. Daha sonra domatesleri fasulyenin üzerine ekleyip yarım kalan sarımsağı da doğruyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bolca zeytinyağı ekleyip ocağa alıyorum. Ocağın altı çok kısık şekilde tencerenin kapağını kapatıp domatesler sulanıncaya kadar kendi halinde pişmeye bırakıyorum. Domatesler sulanmış, karıştırıp tekrar pişirmeye devam ediyorum. Sürekli karıştırmayın. Çok güzel kokuyor. Mevsiminde olunca her şey, lezzeti de kokusu da bir farklı oluyor. İçerisine su eklemesi yapmıyorum. Bir 5 dakika sonra altını kapatacağım. Evet, taze fasulyemiz pişti. Borcama alıyorum. Tercihen bir gün dinlendirip öyle tüketin. Lezzeti daha da artıyor. Tabii bu haliyle de çok güzel. Ben genelde zeytinyağlı yemekleri bir gün önceden yapıyorum. Dinlendikten sonra daha lezzetli geliyor. İster soğuk, ister sıcak yiyebilirsiniz. Zeytinyağlı olunca soğuk da çok güzel oluyor. Hadi tadım testine ekmeği şöyle bir güzel banayım. Şimdi yufka ekmek olacaktı. Neyse, somun ekmekle de çok nefis. Afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir, videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilir ve videosunu çekmemi istediğiniz tarifleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle kalın.